Hani eğer iyi bir şeyse bu, niye o büyüklüğü, o gücü, o kudreti sürdürmeyi düşündürtmüyor kimseye? Kimse kimseden aşağı kalmak istemiyor. Diyelim bilmem Mete'nin kaç oğlu var, bakıyorsun. Onun hayatındayken işte devlet büyümüş şuradan şuraya filan. O ölmüş ve hemen Batı Han, Doğu Han var ya, Barış Manço'nun da çocukları onun Meten sıpalarının adını taşıyor işte. Ondan sonra hemen bölünmüş. Cengiz'den sonra bölünmüş. Bilmem Atilla'dan sonra bölünmüş. Doğu Hunları, Batı Hunları, öteler ve işte Çağatay Devleti bilmem, Batı Hunlar, Göktürkler bilmem neler. Yani milliyetçilikte insan hevası, insan nefsi ve kişisel üstünlük davası böyle odak noktasını teşkil eder. Dediğim gibi sonuç olarak dışarıya işte Türk milletinin yahut Kürt milletinin veya Arap milletinin üstünlüğü şeklinde tezahür ederse de aslında o daha geniş kalabalıkların desteğini alabilmek için ihtiyaç duyulduğundandır. Aslında o devletin başındaki sülale, hatta o sülaleye ait o şahıs var ya, o şahsın üstünlüğünden başka, o şahsın gözünde başka bir şey üstünde.